Selam arkadaşlar, Alman Kızı Dilek kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Demin diğer vlogu kapattım, yeni vlog başlattım. Evet arkadaşlar, beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Yorgunum, bitkinim, ölüyorum gibi veriyorum dedi hesabı. Ama Rabbim beterinden korusun, bu şekilde hayat devam ediyor. Evet, ilk önce vloguma tam başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bir, iki takipçim, daha çok herhalde bir tane ama iki de olabilir, hatırlamıyorum tam olarak. Diyor ki benim blog ya da başkalarının bloglarına da herhalde yapıyor, bilmiyorum ama video çok hızlı oradan oraya atlıyor falan filan. Çok göz yoruyormuş. Nasıl göz yoruyor vlog, ben anlamadım. Yani bir videoyu böyle alırsın, kamerayı oradan oraya çevirirsin, böyle bir şeyler yaparsın edersin. Hani mesela bir alışveriş videosu hızlı hızlı böyle şey yaparsın. Bana göre bu göz yoruyordur. Ha şu var, attığım bazen vloglarım 40 dakika olabiliyor, 50 dakika olabiliyor. Ondan videoyu ikiye böldüğüm zaman çok saçma bir video çıkıyor ortaya. O yüzden bölmeden o şekilde yapıyorum. Dinlenir izleyin. İzleyebildiğiniz kadar izleyin. Kafanıza silah dayamıyorum. Tabii ki ne kadar baştan sona kadar izlerseniz beni o kadar desteklersiniz. Ama izleyip izlememek de sizin elinize kalmış. Beni ne kadar seviyorsanız o kadar yani. Evet. Şimdi vlogumuza başlayalım. Bugün Berat. Yok, geçen hafta okullar açıldı. İki gün meslek okuluna gitti. Ve bugün tam olarak işe başladı Berat. Yani mesleğine başladı. Bahçe tasarımı ne olarak oluyor bilmiyorum. Gartenlandschaftsbau. Çok güzel bir meslek. Çoğunluk dışarıda oluyor arkadaşlar. Yaz kış dışarıda çalışılıyor genelde. Bunun haftanın iki günü okul olacak. Üç günü iş olacak. Öyle diyeyim. Ve sağlık raporunu evde unutmuş Berat. Bu sağlık raporu ne için? Onu da hemencik şöyle bir söyleyeyim. Bu sağlık raporu arkadaşlar Berat'ın sağlık, ruh sağlığı, işte beden sağlığı, bu mesleğe uygun mu değil mi diye bir rapor. Ve bu raporu şimdi çalıştığı yere götüreceğim. O da benim doktorun hemen biraz ilerisinde. Halbuki o beyefendi dedim ki dün, git dedim, dayıngilde kal dedim, dayında kal dedim. Çünkü abimin evine bir durak ya da yürüyerek 10-15 dakika var, yok yani. Ama yok dedi, ben dedi tramvayla gideceğim, arkadaşımla gideceğim falan. Çünkü bunlar aynı yerden, iki kişi aynı yere başladı. Neyse, bunu halledeceğim. O zaman ben şimdilik biraz yoluma bakıyorum. Bir saniye. Ben şimdilik bir yoluma bakayım biraz. Burası 30'luk yol, millet yola falan atlıyor, pistet önüne geçiyor falan. Bu arada Diyanet Camii'nin önündeyim. Bakın görebiliyor musunuz? Turun turun turun. Nerede? Minaresi. Şöyle. Çeviremiyorum. Yanında. Şöyle Diyanet Camii'nin önündeyim. Lambada Fenerbahçe'den geçiyorum. Burayı bilenler bilir. Şurada korona test merkezi var. Arabayla giriyorsunuz. Evet, o zaman birazdan görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, şöyle gene havalimanına geldik. Uçak bileti. Kim gidiyor? Vallahi ben gitmiyorum. Havalimanına oturamıyorum. Babamı babamı yolcu ediyorum Türkiye'ye. Havalimanında oturamıyorum direkt. Valla havalimanlarında çalışıyorum arkadaşlar. Burada bilginiz olsun. İç dış hatlar yani fark etmiyor. Düsseldorf Köln içi çalışıyorum, alıp getirip geçirmeye şey yani, bu bir şaka gerçekten değil. Yani ama gerçekten benden soruluyor herhalde. El attım ben bu işe. Evet, yerden gidiyorum ona. Aynen. Şimdi babamı yolcu edeceğiz. Sabah 4.25 uçağına binecek. Kayseri'ye gidecek. Evet, şimdi baba gidince ben bahçeye mi gidiyorum? Gideyim duş yapayım. Öncelikle kendime geleyim. Ben dedim ki babam ki hemen gider gitmez bahçeye gidecek. Ama ben onu Galatasaray'a giderken uğrayabilirim yani. Yani Kayseri'den Kırşehir'e giderken belki uğrayabilir. Petos'un orada. Toplarım, yani değil mi?
Evet. Bir şey diyor mu baba? Ne? Bir şey diyor mu? Vallahi herkese selam söyle. Aleykümselam. Ben alıştım gelmeye gitmeye. He bak böyle ufak bir valizini alıyor. Ekmeğini de ezanını yapıyor evet. Yanına. Hepsi. Gidip gidip geliyor. Kadı tuzda hepsi burada. Çaktırmayın büyük bir valiz daha var. Ama o kadar ağır değil. Ağır değil yani. Onun üstüne de biraz el bagajına girmeyen şeyleri koyduk. Benim iPad'e gram oynuyorum. Ha, onu buna koydun değil mi? Olur. İnsan iPad'i buna koyardı. Ama. Neyse bunu da açtırıyorlar o zaman. Evet arkadaşlar o zaman daha sonra inşallah tekrardan görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden gördüğünüz üzere hava güneşli müneşli 18 derece. Ben dün evden hiç çıkmadım. Neredeyim şimdiye kadar onu anlatayım size biraz. Biraz böyle yoğun, bayağı bir yoğunum. Elime böyle telefon alacak vaktim falan hiç olmadı. Önceki videoları zaten zor edit yaptım. Ama bu videoyla biraz toparlamaya çalışacağım her şeyi. Bayağı bir saldım gayre meylem çayıra diye hesabı oldu bu. Öyle miydi? Öyleydi galiba. Evet. Gerçekten böyle elim ayağım hiç hani dünden beri de çok hastayım. Böyle kemiklerim sızlıyor, boğazım ağrıyor böyle ne bileyim. Bütün iç organlarım ağrıyor. Korona test yaptım. Korona değilim. Evet. Şimdi ne yapıyorum falan filan işte. Şimdi onu bir konuşalım. Şimdi en son videoda annemi hastaneye yatırdım. Ameliyat oldu. Hastanede odaya çıktı falan filan. O videonun üzerine bir hafta sonra annem hastaneden çıktı arkadaşlar. Hastaneden çıktıktan sonra biraz toparlayayım. Bir yandan yolu konsantre oluyorum. Evet, hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlar 5 gün sonra annem kötüleşti. Böyle rengi kül gibi oldu böyle ne bileyim böyle yerinden kalkmıyor, oturuyor. Normalde benim annem biliyorsunuz yani ayakta gezen bir kadın. Bayağı bir kötüydü yani durumu öyle diyeyim. Pazartesi de dedim cenazesi vardı arkadaşlar. Buraya ufak bir kara resim falan koyacağım. Soran arkadaşlar oldu çünkü. Resimleri izleyin. Geri geliyorum. Evet, resimleri izlediniz. Gördüğünüz üzere dedemi toprağa verdik. Sonunda Allah'a şükür. Yattığı yer nur olsun inşallah. Evet, ondan sonra oradan geleceğiz. İşte anneme dedim seni hastaneye gidiyorum. Yok, ben doktora gidelim. O anne diyorum, doktora gidersen kan alsa dedim. Ancak bir gün sonra hani neticesini alacağız. Git gel, doktorda saatlerce bekleyeceğiz dedim. Yok hastaneye götüreceğim ben seni dedim. Neyse kadını aldım. Kadın diyorum. O biliyor niye öyle dediğimi. İşte annemi aldım arkadaşlar. Ondan sonra şeye gittik hastaneye. 7 saat beklemenin sonunda kan neticesi şu bu falan. Annemi hastaneye aldılar. Niye 7 saat bekledik? Çünkü tek bir doktor vardı. Nöbet doktoru. Ve aynı anda 3 kişiye baktı. Ondan sonra ameliyata girdi. Odada tek kişiydi. Yani hem hastane odalarına bakıyordu kata. Hem ameliyat ediyordu. Hem de şey yapıyordu adını getirin. Acile bakıyordu. Ondan dolayı biraz bekledik. Ama annemin odaya atması falan her şey beraber 7 saat. Ondan sonra ben de 1 saat eşimi bekledim. Ondan sonra geri eve gittim. Anneme pijama falan ayarladım. Hastane çantası hazırladım. Ondan sonra tekrar hastaneye gittim. Akşam saat 11 falan gibi 12 arası eve geldim. Arkadaşlar benim bitikti yani. Ve ben her gün hastaneye gidip geliyorum. Videonun başında gördüğünüz üzere babamı Türkiye'ye yolladım. Annem o yüzden havalimanında yoktu. Zaten annem hastanede yatıyordu. Babamı Türkiye'ye gönderdiğimde. Niye Ayşe teyze hastaneyken Rüştü amca gitti demeyin. Bizimkilerin çoğu öyle söyledi ama biz bileti almıştık. Sıkıntı orada. Biz bileti almıştık bile.
Çünkü biz de Türkiye'ye gitmek istiyoruz arkadaşlar. Annem yani Türkiye'ye gitmek istiyor. Dişlerini yaptıracak. Ameliyattan 6 hafta sonra dişlerini yaptırabiliyor. Yani 9. ay 20'sinde sonra annem dişlerini yaptırabiliyor. Çünkü yeğenimin düğünü de yaklaşıyor. 11. ayın 12'sinde mi öyle bir şey. Bir hafta önce de kına işte. Hani demek istediğim böyle her şey biraz üst üste geldi. Cenaze, annemin geri hastalanması, babamın Türkiye'ye gitmesi. Ben iki eve bakıyorum. Ayrıca çoluk çocuğum kalk, kürek işlerine, okula git gel, geç kalanı götür. Ne bileyim ya, böyle biraz ortalık karıştı açıkçası. Biraz hayatım alt üst oldu. Ama herkes yerinde rahat olsun, mutlu olsun, canı sağ olsun, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi annemi almaya gidiyorum. Annemi almaya gittikten sonra biz kahvaltıya gideceğiz. Size kahvaltıdan da kısa bir alıntı yaparım, çekerim yani. Hatta annemle de şimdi çekerim. Annem bayağı maşallah dağlara taşa iyi oldu yani. Annemin ayın 19'unda randevusu var urolojide. Çünkü annem normalde kura gidecekti arkadaşlar. Rehabilitasyon merkezine gidecekti 2 hafta. Hiç niyeti yoktu gitmek. Hiç istemiyordu oraya gitmeyi. Kadın ondan hastalandı. Kesin ondan beddua etti. Ondan hastalandı. Kesin o yüzden hastalandı yani. Fitese gitmedi diye gitmediyse. Evet. Ondan sonra arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, öyle bir durum oldu. Annem hasta oldu. Kura gidemedi. Kura gidemedi. Emme kura da gitmek istemiyor. Sıkıntı orada. İlle kura gideceksin diyorum. Babam da kura gideceksin diyor. Yok ben gitmeyeceğim. Ben istemiyorum. Doktora demiş ki. Ben demiş kura duydum. Doktor demiş ki ben duydum kura gitmek istemiyormuşum. Vallahi ben gitmek istemiyorum diye. Ben o yüzden zaten hastalandım galiba diye. Neyse tamam demiş. Kuru iptal edelim demiş. Şimdi o yüzden ayın 19'a biz urolojiden randevu almıştık. Şimdi arayacağım pazartesi günü. Bugün pazar arkadaşlar. O şeyi tarihi öne almaya çalışacağım uroloji tarihine. O zaman haftaya falan yani annemle Türkiye'ye gitme planlarım var. Bakalım. Annemle gideceğim arkadaşlar. Ben 3 hafta kalıp geri geleceğim. Annemle babam da 10. ayın 31'inde gelecek. Kürşat Türkiye'de daha. Kürşat'ı getireceğim kendimle beraber. Ama sonra geri düşündüm. Acaba Kürşat annemgille beraber gelse daha mı mantıklı olur? Hani valizlerde falan yardım eder annem kaldıramadığı için. Hani babam da fazla şey yapamaz diye düşündüm. Bir o günü bir gelelim, ona göre karar vereceğim. Evet. Şimdik böyle durum arkadaşlar. Yani oradan bağladım oraya, oradan bağladım oraya. İnşallah bir şey anlamışsınızdır. Ben anladım ama sizi bilemeyeceğim. Neyse o aradaki boşlukları zaten hallettim. Başka? Yani inanın hiçbir değişiklik yapmadım. Evim işini zor yapıyorum. Yani çünkü bu sürekli arabaya in bin git gel, in bin git gel beni o kadar çok sarsıyor, yoruyor ki anlatamam. Yollar sürekli kalabalık. Çünkü ziyaret saati saat 1'den sonra. 1'den sonra hemen gittiğim zaman ertesi gün tekrar korona test yapmak zorunda kalıyorum. Ben korona testi böyle saat 3, 4, 5 gibi yapıyorum. Hemen hastaneye gidiyorum. O zaman ertesi gün 1'den sonra o korona testi yaptığım saate kadar tekrar kullanabiliyorum. O zaman da yollar maalesef kalabalık oluyor. Evet, bu arada dün şöyle güzel bir saçıma fön çekmiştim. Hemen fönden eser yok. Niye fön çektim? Saçım çok kıvırık duruyor. Bir tuhaf duruyordu. Bari bir fön çekeyim dedim. Makyaj da yapmadım ha. Böyle gideceğiz kahvaltıya. Makyaja ihtiyacım mı var? Dilek diyeceksiniz. Ama kendimi böyle ruh gibi hissediyorum şu an. Bir de şuramda bir şey çıktı arkadaşlar. Ama sanki şu an yok ya. Bakayım ben. Yani var ama azalmış sanki.
böyle kıpkırmızı duruyordu. Böyle cilt hastalığı gibi, böyle sedef gibi, dermal gibi bir şey çıktı sanki böyle. Emme ne yaptım? Bana kaç, 4-5 sene önce arkadaşım kantoron yağısı vermişti. 4-5 sene mi? Oldu mu o kadar ya? Hemen hemen oldu. Böyle ufak bir şişece kantoron yağısı vardı. Bir şey olmamıştır herhalde dedim. Aldım böyle kantoron, hakiki yani taze çekilmiş. O zaman taze çekilmiş işte. Kantoron yağısı vardı. Ondan biraz sürdü. Bütün duştan sonra sanki azaldı yani. Evet. Kantoron yağısı arkadaşlar, neye, neleri iyi geliyor bilmiyorum. Yüzümde denedim, iyi geldi gibi. Yanağa falan iyi geliyor yani. Yanık yaralarına falan. Ben yağsız olduysam ya, vallahi bak. Herhalde dün gelir, dün oradan çıkarken araba çok sıcaktı. Aynı anda camla klimayı açtım. Acaba ondan mı diyorum? Soğuk su içtim akşam yatmadan, ondan mı? Vallahi bilemedim. Evet arkadaşlar bakın. Bunda sürpriz yok. Şey yok. 13 günlüğüne gitmiştim Türkiye, biliyorsunuz. Eşime ben ta o zaman demiştim. Bak dedim, ben de bunu tatil olarak, izin olarak algılamıyorum dedim. Ben bunu saymıyorum dedim. Ben bir daha gideceğim dedim. Şimdi 3 hafta gitmek istiyorum. Yok 2 hafta diyor. 3 hafta çok diyor. Yok diyorum, yok yok. 3 hafta diyorum. Yok 2 hafta. Ben 3, o 2. Neyse inşallah 3'ü ayarlayacağım. Allah'ı seveyimse. Ondan sonra biraz durdu. Diyor ki 2-3 saat sonra sen bir şey diyeyim mi diyor. He dedim. Dedi sen neyse bu çocuklara ever dedi, git Türkiye, ne yapıyorsan ya. Ay çok güldüm valla. Çocuklara ever diyor. Çocukların nasibinde varsa zaten evlenirler. Yani yapacak bir şey yok. Ama büyüdüler diye düşünüyorum. Rahat rahat kalabilirler. Berat arkadaşlar acayip bir dakik çocuk yani. Maşallah, nazar değmesin. Yani okula gideceği saatini ayarlıyor. İşe gideceği saatini ayarlıyor. 2 saat önceden kalkıyor. Hazırlanıyor. 1,5 saat önce yola düşüyor çünkü uzak gittikleri yer. Osman Gıcı'nın dibindeki yere zor kalkıyor. Yani öyle bir şey ama işte o da çocukların huyuna dermişim. Evet arkadaşlar ben hastaneye az kaldı, geliyorum. 12 dakikadır çenem düşmüş yani. Çenemi bir şöyle bir toparlayayım. Geliyorum. Annemle beraber birazdan karşınızda oluruz. Evet arkadaşlar Ayşe Hatun'u aldım. Ayşe Hatun. Efendim. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Oo, bugün daha iyiyim ya. Allah'a şükür. Bugün yani daha iyiyim. Bir şey diyeceğim anne, bir saniye. Arkadaşlar ekranın içine şöyle bir şey görüyorsunuz. Hiç kusura bakmayın. Onu yok edemiyorum çünkü tutacak var orada ve aynı bu şekilde maalesef onu görüyorsunuz. Ama yapacak bir şey yok. Bayağı bir denedim. Şuradaki tutacak da annem yarım çıkıyordu. O yüzden hani oraya da onu götüremiyorum. Böyle idare edelim. Yapacak bir şey yok yani. Evet konuş anneciğim. Anlat hele. Ne konuşayım, iyi şey. Hastaneden çıktıydım. Kaç? 5 gün falan. Ya ungefähr 5 tage yani. Çok 5 gün. Evdeydim. Ama yani o 5 günden 2-3 gün önce yani iştahım kesildi. Yemek yaklaşamıyorum. Hani hamile kadınlar oluyor da midesi bulanıyor ya. Hani bu şeklinde bir şey oldu. Ondan sonra en sonu pazartesi günü ateşlenmeye de başladım. Kale Dilek benim babamın cenazesinden sonra geri hastane götürdü. Ben dedim hadi ev doktor götür, yok dedi anne dedi hastane götüreyim, orada sana A'dan Z'den bakıyorlar zaten, sen orada tedavi oldun diyor. Neyse gittik, bir sürü kan alıyorlar, gönderiyorlar, üniversiteye gönderiyorlar yani ayrıdan nasıl hamur maya koyuyorsun da kabarıyor da hani o kanında belli şeyleri var.
Ben tam bilmiyorum. Yani onlar reçetli ama orada bir şey bulamadılar. Yani ben bugün doktora sordum. Sadece ben kuaför yapıyorum. 75 milimlik. O da galiba yüksek geliyor. Yani onun içine beni ele indirdiler. Bir de ibuprofen mi? Yani bir ağrı kesici şey diyordu. Hani ateş düşürme için hem ateş düşürücü. Baş ilk günleri onu verdiler. Ama ağrın yok değil mi? Hayır, sadece ben, o benim ağrı yok. Sadece ateş düşürme içinim. Ateş düşüyor. O serumun çeyizi geçti miydi? Ateş geri çıkıyor. Yani in çık in çık yapıyor. Şimdi 3 günden beri serum vermiyorlar. Hap verdiler. Yani o zaman ateş yokmuş. Ona göre de bugün beni eve gönderiyorlar. Allah şükür. Çünkü benim hastane yataklarında sorun var. Akşam yukarı yatıyorum. Sabah oldum biri ta ayak tarafta yatıyorum yani. Kayıp gidiyorum yani. Bana, o yönden orada rahat edemiyorum yani yatakta. Neyse iyileştim yani. Falan. Yani bu arada arkadaşlar annem baya bir kilo verdi. Bana az kaldı. Evet şey. İmrenmeye başladım. Diyete başlayacağım. Ben hastane çıktım. Ameliyattan sonra çıktım da 96 kiloydum. Ameliyata 100 ile girdin ama değil mi? Tabii ameliyata 100 ile girdim. Dün saati çıktım. 90 kilo nokta 90 gram. Yani tam yani 91 değil yani 90 ortası 90.5 diyeyim. Neyse yani. 90 da gitsin işte. İşte öyle. Şimdi de evime gidiyorum. Kahvaltıya gidiyoruz. Nasıl eve gidiyoruz? Evet, ben kahvaltı yaptım ya. Bir de ben eski gibi yemekleri çok yiyemiyorum. Daha hala şeyim olan şu şey var ya dilek. Hani mide bulantı geliyor, bir şey ağzıma sokmam lazım ya, bir şeker ya şey. O hala var yani, daha bitmedi. Bu da hemen geçmiyor yani. Evet. Bu arada annem saçları da bayağı çıktı arkadaşlar. Üstteki eski saçları var. Onları keseceğiz. Hepsi aynı olsun diye daha şık durur. Bayağı uzadı yani. Şu pencerecik açsak lüfet. Azıcık lüfet gelsin. Şimdi biz de yolu dolandırmamız lazım arkadaşlar. Evet. Çünkü pislet yarışı var. Pislet yarışından dolayı otobana gideceğiz. Otoban biraz daha uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok yani. Anne Türkiye gideceksin mi? Gideceğim de hemen yarın değil ya. zaten babişko da bugün sordu. Ne zaman geleceksin? Hani bu hastanenin şeyin üzerine birkaç gün bir geçsin de. Aynen. Bir de bakalım randevuları ön alabileceğiz mi? Ya o var. Bir de ev doktora gitmemiz lazım. Hap yapmam lazım. Şuradaki kuarte hapı var ya. Hüsnü Aşar'ın aslında. Ya ondan sonra kuarte için bir randevu almam lazım. Evet arkadaşlar biz eve geç kahvaltıda tekrardan görüşürüz. Evde de görüşürüz. Artık dediğim gibi elinden geldikçe az az olup ama düzenini çekmeye çalışacağım. Öyle yani. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Biraz sonra bu videonun içinde ama. Evet kahvaltıya geldik arkadaşlar. Eşim de alacak. Annem istemedi. Şuradan benden alıyor. İçeri şöyle aşırı kalabalık bir kuyruk var. Anlatamam. Burası böyle güzel bir yer. Biz açık alana oturduk. Evet arkadaşlar burası böyle. Kahvaltı yapma yeri. Gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Burası da böyle. Sürekli geldiğimiz bir yer. Vallahi bugün var ya acayip canım revani çekti ha. He?
Evet, kalabalıkları çekmiyorum. Evet, bizimkiler de burada oturuyor. Savaş, gözlük takıyorsun, halen içine düşüyorsun telefonu. Niye içine düşüyorsun? Niye bakamıyorsun. Emre, bana şey, fayın şeyi yok mu ya? Neyi yok mu? Yok. Anne? Hangi fayın? Anne? Şey mi? Ağzın damarı. Doydun mu? Zaten taze bir şey yiyemem. Yine iki tohum bir şey aldım yani. Yani, niye bir zahmet. Evet arkadaşlar, böyle burası dışarısı. Bir de arka bahçesi var ama şu an her yer kalabalık. İnşallah başka bir geldiğimde oraları da çekerim. Evet arkadaşlar, biz dün devam çekemedik. Biraz anneme gelen gidenler fazla oldu. Bir de annemin saçını kesirdik bakın. Uzunları, kalan son uzunları hepsini aynı boya getirdik ki hepsi bir güzel uzuyormuş gibi dursun. Göster bakayım. Bir de diğer yandan. Bir de annemin ensesi hep simsiyah arkadaşlar. Yani var ya, hep siyah geliyor saçım, maşallah maşallah. Şöyle bir kahvaltı yapıyoruz şimdi annemle. Kahvaltı dediğimiz öğlene denk geldi. Gece ben uyuyamadım. Kalkamadım. Ondan sonra biraz telefon trafiğimiz vardı. Böyle menemen yaptım. İşte yeşillik falan. Birisi de aşkım, anne. Ne geliyorsa aklına. Bu domates bizim bahçeden mi yok? Yok anne. Aşkım. Bakın. Aşkım. Annem. Aşkım. Aşkım. Onları da salatalık doğradım. Evet. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Şarkı da başladı. Şarkı eşliğinde kahvaltı yapacağız. Değil mi anne? Evet. Aşkım aşkım. Olmuyor öyle. Tripodu değiştirmem lazım arkadaşlar. Diğer tripodu kamerada kullandığım için bu telefonum tripodsuz kaldı. Arada bir onunla çekiyorum, bununla çekiyorum. Şarkı söylüyor. Konser. Açık hava. Aşkım. Baba gelmiyor baba ya. Det. Evet, o zaman bize ekstra yapıyorsun değil mi? Tabii. O da arkadaşlar, biz kahvaltımızı yapalım. Nasıl görüşüyoruz? Evet, her ikinci kişi tanıdık çıkıyor burada. Evet. Şimdi bir de şurada Zümra'ya birazdan bakacağız. Bir şey soracağım. Evet, burası da meşhur Kaç Kasvı. Çünkü İstanbul sokağı dedikleri yer. Şu an bayağı gayet bir sakin yani. Evet arkadaşlar, Osman'ın pastası da burada. Burada böyle kuru pasta çeşitleri, hazır pastalar. Evet arkadaşlar, burası böyle tatlıcı, her şey var. Artist. Ama bu işe çok sevdim. Ha ha ha.